Libya'dan Daniel kasırgası iki barajın patlamasına yol açtı. Tarihin en büyük facialarından birine neden oldu. Ülkede şu ana kadar 5000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce de kayıp var. Libya'da Daniel kasırgası ve yağmur vardı. Yetkililer uyarı yapmıştı. Ancak beklenenden çok daha büyük bir felaket yaşandı. Kasırga iki barajı patlattı ve dünyanın gördüğü en büyük sel felaketlerinden biri oldu. Patlayan baraj yakınındaki 100 bin kişinin yaşadığı Derna şehrinde mahalleleri süpürerek ilerledi. Binlerce insan sel sularında sürüklenerek yaşamını yitirdi. Mahallelerde taş üstüne taş kalmadı. Sular deprem gibi evleri yıktı. Libya hükümeti yetkili makamlar tarafından yayınlanan ve büyük miktarda yağmurun yağışıyla benzeri görülmemiş hava dalgalanmalarını olasılığını gösteren tüm raporları takip etti. Daha yüksek bir acil durum ve hızlı müdahale komitesi kuruldu. Hükümet acil durum ilan etti. Başkent Trablus'ta olağanüstü bakanlar kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi. Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Acil durum ilan eden bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bugün Libyalı liderlerin bu mevcut krizin üstesinden gelme zamanının geldiğini düşünmeleri önemlidir. Bu krizin üstesinden gelmek için omuzlarında sorumluluk var. 2011'de Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından 2014'ten bu yana ikili hükümetin olduğu Libya'da ilk kez hükümetler bir arada çalışacak. Ülkedeki büyük felaketin üstesinden gelmek için harekete geçecek. Sel felaketi sonrası Türkiye'de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İki kurtarma aracı, iki bot ve 168 personelle Libya'ya yardım için harekete geçildiğini kaydetti.